teraziler diyet yapmak isteyen teraziler aşkta yenilik isteyen teraziler işte bol para isteyen teraziler bakalım ne yapıyorlar bu hafta. Terazileri nasıl yorumlayacağız? Sağlıkla başlayalım. Çünkü iki yıldız eksik vermişsin terazilere. Şimdi onları neden biliyor musun? Kendilerinde sevmedikleri alışkanlıkları değiştirme haftasındalar bu hafta. Örneğin sağlık, nikotin, sigara kullanan bir terazi burcuysanız... ...bu alışkanlığınızdan arınmak için çok güzel bir haftadasınız. Bağımlılıkla alakalı problemleri olanların tüm bağımlılıklarından... Aranıp şifalanma haftası bu hafta. Yemek de bazen bir bağımlılık. Yemek de değil bağımlılık mi? tabii ki. Yani alışkanlıklarını sanki konuda bağımlılıksa çok doğru bir zamandasınız. Süper. Bazen bir ilişki hiç hayrınıza değildir. Sırf bağımlılığınızdan dolayı o ilişkiyi sürdürüyorsunuzdur. Yani ama alışkanlık bağımlılığı bitirmek için de doğru bir zaman yanlış alışkanlıklarınızdan arınmak için de doğru bir zaman kendinizi daha güçlü, daha mutlu hissedebilmek psikolojik anlamda çok iyi olacak size. Ee, o yüzden ne olur olumsuz bütün alışkanlıklarınızdan e, arınmaya özen gösterin. Bunu bu hafta başarabilirseniz. İş hayatınızda inanılmaz bir enerji kazanacaksınız. Daha önce yapmak isteyip yapamadıklarınızı yapabilme cesaretine, gücüne sahip olacaksınız. İşsiz bir terazi burcuysanız, bu hafta önünüze çok güzel yeni iş fırsatları gelebilir ve bunlarla gidip görüşmeler yaptığınız takdirde muazzam güzel imkanlara ve fırsatlara sahip olabilirsiniz. Kendinizi hem değiştirebileceğiniz hem geliştirebileceğiniz bir haftadasınız bu hafta. Özellikle ve özellikle lütfen sağlık kontrollerinizi ihmal etmemeniz gereken bir haftada olduğunuzunda gökyüzü altını çiziyor. Kendi kendinizin doktoru olmak çok güzel bir durum ama eğer şüpheleriniz varsa. E, muhakkak bir hastaneye gidin bir randevu alın o şüphelerinize teşhislerinizi kendiniz koymayın e, benim ben bile bunu bazen yapıyorum gezegen kombinasyonlarında bir mağarada anda hemen google'a girip yazıyorum ne olabilir Ay, bir sürü hastalık sebebi çıkıyor bu bile insanın ruhunu hasta ediyor örneğin kendi, kendi araştırma yapmayı bırakın mutlaka bir doktor kontrolüne gidin aşk hayatınızda yaptığınız haksızlıklar yüzünden e, Kaoslar olabilir bak. Yani teraziler mi haksızlık yapıyor? Aşk hayatınız yaptığınız haksızlıklar yüzünden karışabilir. Anlayışsız olabilirler bu hafta. Karşı tarafı suçlayabilirsiniz bu hafta. Hmm. Aman diyorum gözünüzle görmediğiniz, elinizle tutmadığınız, şahit olmadığınız hiçbir şeye bir ahbabınız görmüş de size söylüyor diye partnerinize tavırlar sergilemeyin. İlişkinizin enerjisini bozmayın. Bu hafta çok dedikodu gelebilir kulağınıza. Teraziler. Çok fazla dedikodu getiren olabilir bu hafta size. Ah eşini biri, biriyle görmüşler. Duyabilirsiniz. Partnerini biriyle görmüşler. Duyabilirsiniz. Ya da eski ilişkinizi biriyle görmüşler. Ya da çok mutluymuş gibi yalanlar duyabilirsiniz. Geçmişle ilgilenmeyin. Partnerinizi siz biriyle görmedikten sonra duyandan gelen haberlerle partnerinize e, haksızlık yapmayın. Bak dedikodulara dikkat etmeleri gerekiyor. Çok dedikodu gelebilir kulaklarına. Gerçekten asılsız dedikodular gelebilir. Gerçek de gelebilir ama önce bir araştırın. Sonra işinizle, partnerinizle tartışın. Onlara spotum dedikodulara karşı kulak asmayın. Sağlıkla ilgili ekleyeceğim var mı? Sıhhat ve sağlık Parayla konusunda. Ile ilgili diyeceğim var yok, mı? parasal konuda çok güzel fırsatlar var onlara. Özellikle istiz olanlara gelecek imkanlar çok iyi. İşinde ve düzeninde çalışanlar. Kontrolsüz harcamalar yapmamaya özen gösterin. Ee, sağlıkta da aman diyorum sinir sisteminize dikkat edin. Dedikodu yapanlara da kulak asmayın. Hiç asmayın. Gözünüzle görmediğiniz hiçbir şeye ikna olmayın ve inanmayın.